Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi'nce düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı projesi çerçevesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri Dardanel Fabrikası'nı gezdiler. Dardanel Önentaş Fabrika Müdürü Mertcan Şini'nin ton balığı üretimi ve fabrika hakkındaki sunumuyla öğrenciler ton balığının okyanuslardan sofralarımıza uzanan hikayesini dinlediler. Ton balığı üretimi nasıl yapılıyor, merak ediyor musunuz acaba? Tamam. Ton balığı üretimini anlatacağım sizlere. Ton balığı üretimini nasıl yapıyoruz? Belki aramızda bilenler de olabilir. Değil mi? Ton balıkları okyanuslardan doğal olarak fabrikamıza geliyor. Donuk olarak geliyor arkadaşlar okyanuslardan. Donuk şekilde geliyor. Biz ondan sonra bunu fabrikada işliyoruz. Yani üretim yapıyoruz bu balıklardan. Şimdi birazcık size fabrikayı anlatacağım. Dinleyecek olursanız. Geçelim bunu. Bakın burada ton balıklarının görsellerini görebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz. Farklı ton balığı türlerimiz var. Farklı farklı balıklar işliyoruz fabrikada ama bu gördüğünüz bütün resimdekilerin hepsi ton balığı. Türkiye'yi ton balığıyla tanıştıran Dardanel ürünlerinden hazırlanan ikramlardan tadan öğrenciler çok lezzetli buldu. Tadı çok güzeldi. Bence bu daha güzel yani. Evet. Hep tüketecek misin? Evet. Çok güzeldi. Yani eskiden o kadar çok sevmiyordum. Bunu yiyince daha çok sevdim. Benim adım Buylem Dönmez. Mustafa Kemal İlkokulu'ndan geldim. Yemeği gerçekten çok beğendim. Özellikle de balık kızartması da. Yani diğer Dardanel ton ürünleri de çok seviyorum ama bunun tadı da ayrı bir güzel olmuş. Çok seviyorum. Ton balığı bence güzel bir şey. Çok güzel, ben seviyorum yani, yiyorum. Dardanel Önentaş Fabrika Müdürü Mertcan Şinik, öğrencilerin ziyaretinden büyük memnunluk duyduklarını belirterek şunları söyledi. Çanakkale Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerini, 4. sınıf öğrencilerini fabrikamıza ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızı fabrikada ağırladık ve kendilerine üretim operasyonlarımızla alakalı çeşitli bilgiler verdik. Aynı zamanda ürünlerimizden tatma imkanı da yakalamış oldular. Bu sene su ürünleri yılı ve çocuklara verilen belirli farklı organizasyonlar içerisinde Dardanel'i de ziyaret etmiş olmaları bizi gerçekten çok memnun etti. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlara da bu şekilde fabrikadaki üretimleri anlatıyor olmak, onlara biraz olsa da gelecekteki yapacakları işlerle de ilgili biraz bilgi veriyor olmak çok bizi memnun etti. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında ziyaret ettikleri Dardanel'de çok güzel karşılandıklarını belirten Lider Çocuk Tarım Kampı Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Özgül Uçar, Dardanel'in lezzetli ürünleri sayesinde çocukların balığa yaklaşımının değişeceğini söyledi. Bizim projemiz Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi'nce her yıl düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı. Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak hazırlanmış bir proje. İlk öğretim 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştiriyoruz. 3 günlük bir program. Amacımız tarım hakkında çocukları tarımla buluşturmak, gıdanın tarladan sofraya kadar olan yolculuğunu anlatmak, gıda güvenliği hakkında bilgi vermek. Bu seneki temamız uluslararası Birleşmiş Milletlerce belirlenen balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği teması. Her yıl temamız farklı, bu yılki temamız bu şekilde. Biz bu sene bu tema doğrultusunda yine il müdürlüğümüzce, su ürünleri şubemizce ortaklaşa bir program hazırladık. Bu program kapsamında da Dardanel ziyaretimiz gerçekleşti. Çocuklarımızla beraber çok güzel bir karşılama gördük. İkramlar yapıldı. Biz çok teşekkür ediyoruz Dardanel'e. Bize kendilerini anlattılar. Balığı anlattılar. Belki de çocuklarımızın bu balık hakkındaki balığa yaklaşımları da değişecek. Daha faydalı olacak onlar için.